Sayın Bakan, geçtiğimiz haftalarda ilim Afyon Karahisar'a geldiniz ve bu esnada valilik ziyaretinizde sizi kravatsız olarak karşılayan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısıyla olan diyaloğunuz kamuoyuna yansıdı. Ziyaretinizin ertesi günü ise Eğitim Birsen Afyon Karahisar Şube Başkanı söz konusu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısını da yanına alarak sosyal medyada altının kıymetini sarraf bilir, hurdacı değil diyerek böyle bir paylaşımda bulundu. Sayın Bakan, şahsınızla ilgili tasarruf sizi ilgilendirir, kimse ilgilendirmez. Ancak bu ülkenin Milli Eğitim Bakanına ve bu ülkede geçimini hurdacılıkla sağlayan binlerce vatandaşımıza hiç kimse böyle hakaret edemez. Lütfen bu konuda gereğini yapın. Benim elimde hiçbir eğitimci, Milli Eğitim Bakanlığı, bu ülkede milli adı olan iki tane bakanlık var. Birisi Milli Eğitim Bakanlığı, biri Milli Savunma Bakanlığı. Benim elimde hiçbir eğitimci bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı ve bu ülkede onuruyla mesleğini sürdüren hurdacılara bu şekilde hitap edemez. Bunu esefle kınıyorum ve bu konuda gereğini yapacağınıza inanıyorum. Lütfen soruşturma açın. Sonuna kadar sizin arkanızdayım bu konuda. Destekleyeceğim. Ben doğruya doğru derim, yanlışa yanlış derim. Yine seçim bölgem Afyon Karahisar'da Kocatepe Ortaokulu'nda bir seviye tespit sınavı yapılarak özel bir seviye sınavı sınıfı açıldı. Bütün kamuoyuna yansıdı. Henüz bu konuda önerge de verdim bakanlığınıza, ancak henüz cevap gelmediği için burada tekrar soruyorum. Bir okulda seviye tespit sınavı yapılarak seviye sınıflarının açılmasını doğru buluyor musunuz? Bu konuda gerekli araştırma ve soruşturma yaptınız mı ya da yapıyor musunuz? Yine seçim bölgem Afyon Karahisar'da Uydukent bölgesinde yaklaşık 20 bin vatandaşımız yaşıyor. 20 bin nüfus var ve bu bölgede ne yazık ki tek bir tane ortaokulumuz var. Sınıflar tıklım tıklım dolu ve bu konuda da öğrencilerimiz bu dolu sınıflarda ders işlemek zorunda kalıyor. Sizden isteğimiz bu bölgeye acilen yeni bir ortaokul yapılması. Bugüne kadar niçin yapılmadığını merak ediyoruz ama bundan sonra yapılması noktasında özellikle hemşerilerimin isteği var. Burada onu yansıtmak istiyorum. Eğer seçime kadar yapılmayacak olursa 2023 iktidarında bunu yapmak da Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasip olacak diyorum. Geçtiğimiz günlerde Afyon Karahisar'a bir tarım lisesi yapılması konusunda ve biraz önce yine komisyonda aynı bölgedeki Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili arkadaşım Mehmet Taytak bir talepte bulundu. Kesinlikle Afyon Karahisar tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan bir il olarak tarım lisesini hak ediyor. Gerçi bugünlerde yeme, gübreye, mazota yapılan zamlardan dolayı vatandaş artık tarım ve hayvancılıktan çekilme noktasında ama biz iktidara geldiğimizde tarım ve hayvancılık politikalarını da düzelteceğiz. Tekrar geçimlerini rahat bir şekilde çiftçiler sağlayacaklar. Onun için Tarım ve Hayvancılık Lisesi Afyon Karahisar'a şart diyorum. Yine Afyon Karahisar Merkez Güvenevler mahallemiz var. Şu anda nüfusu 6800 civarında. Ancak burada Türk İş konutları ve devam etmekte olan 9 tane kooperatif var. Bunlar tamamlandığında nüfus 30.000'i bulacak. Ve bu güvenevlerde de tek bir tane ortaokul var. Bu ortaokul yetmiyor. 51 kişilik sınıflarda ders görüyorlar. Buraya da bir ortaokul sözü vardı. Bunun da acilen yapılmasını istiyoruz. Yine Merkez Gazi Mahallesi'ndeki anaokulu hala ihaleye çıkartılmamış. İl Özel İdare tarafından bunun lütfen takibini yapın ve yine o Gazi Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi ile ilgili söz ne durumda? Bunu da hemşerilerimiz merak ediyor. Bunların takipçisi olacağınıza inanıyorum.